Cümleten selamu aleyküm can dostlarım. Herkese hayırlı günler, hayırlı salılar. Hele bakın kim gelmiş. Gece 4'te çıkmış, sabah kahvaltıya indi. Can dostlarım, yeğenine bir günlük de olsa geldi gidiyor. Ben de bir şeyler ayarladım, şöyle göstereyim. Pek de götürmeye niyeti yoktu ya. Şöyle bir turşu koydum. Ayva koydum, şöyle bazlama koydum. Bir tane bal kabağı koydum, şöyle çay vardı onu koydum. 3 kilo göğüs aldıydım şöyle, onu koydum. Üstüne de mısır koydum, don mısır. Şey yapsın diye. Göğüse şey yapsın diye. Başka da sosunu, şunu şunu götürdüydüm can dostlarım. Şöyle bir çuval patates. He, şöyle şunu Hande'ye koydum bazlama. Şunda bir patlak şeker doldurdum, bu da durmuşun. Bir götürdüler idi. Bir diye koydum. Geldi, birazdan çıkacak can dostlarım. Bu arada saat 2. Sabah saat kaçta? 6.30'da telefon açtı anne, ben Konya'ya çıktım, geliyorum Aksaray'dayım diye. Gayrı kalktık, babası sobayı yaktı. Ben de en sevdiği bir şey yaptım. Fırına patates kızartması sürdüm. En sevdiği şeyi. Allah ne verdiyse hazırladık, kahvaltımızı yaptık. Can dostlarım, akşam bir saat 7'de taburcu olduk. Şurada bir oturayım. Benim de belim ağrıyor. Saat 7'de taburcu olduk. 8 gibi eve geldik. Sobamızı yaktık. Yerlerini yaptık. Beşiği kurduk. Ondan sonra saat 4'e kadar da bu bebeğimiz uyumadı. 4'e kadar uğraştık. Şu patates arasına şeydin. Ayhan, çuvalı küçük vermişsin. Aşağıda büyük çuval vardı. İyi mi? Kepek çuvalı. Günü birlik geldi gidiyor teyzeleri. Hem bir malzeme götürmüş oldu, hem de yeğenini görmüş oldu. Kadegözü nereden aldın oğlum? Dedem aldı. Kimden? Allah, mahzene gittik de kimmiş dedem? Kaynataşı gitmiş, patatesi de ayarlanmış durmuş. Ha. Nereye durmuş? Şu buzhaneye mi bizim köyde ya? Ayhan, onu içeri konu Hande'ye vereceksin. Onu giderken Hande'ye tabletini unutman. Durmuş bagajı kapatın. Tabirize bak, koyacak bir şey. Durmuş, yukarıdan alacağın nem var mı oğlum? Allah, siperi içeri koyduk. Tamam. Telefonunu, şarj aletini. Telefonum bende, şarj aletim. Benimki de şarj oluyor. İşe 40 günlük izin ayrıldı ya can dostlarım. Saç sakal birbirine girmiş. Bugün de salı. Salı günü de kuaförler kapalı olurmuş. Burada tıraş olacağı da. Rica edeydin, inişten açardı. Bir şeyi boyuyormuş, dükkanı. Ha, boya işi varmış. Telefonları alalım. Tamam. İsmail tabletine bakayım. Tablet şurada şeyde. Hemen şurada, vestiyerde. Gel hadi sen. Geleyim mi? Gel. Kalkamıyorum ki can dostlarım, bilimi ağrıttım. Bilimden kalkıp oturamıyorum. Daha bulaşığın yarısını yıkadım, yarısı duruyor. Bir makine çamaşırı yıkadım, o asılacak. Fulya'ya çorba pişecek. Geliyorum. Bal kızımın üzerini değiştirdim. Ondan sonra onları makineye atacağım, ama makine deterjanlarını aldıydık biz. Hepsi evinde. Bugün akşamüstü gideyim. Yorgan setini getireyim. O şey, makine deterjan şeylerini getireyim. Bebek deterjanları aldıydık biz Dali'nin. Onları getireyim. Akşam da makineye atayım. Ondan sonra gece yıkansın. Çünkü hastaneden ne geldiyse, büyük battaniyesi de, hepsini bir makine yapıp atacağım. Tamamen çocuğumuzun üstünü değiştirdim. Ha, Fulya'nın üzerinde değiştirdim. Ondan sonra yatak yaptık. Önce bu yanına yaptık. Sonra olmadı, soğuk gelirdi, ilgili bu yanına yaptık. Kanepenin birinin başlığını soktuk. Araya beşiği koyduk. Öyle birazdan çekerim can dostlarım. Görürsünüz birazdan. Şunları uğurlayayım. Tekrardan görüşürüz can dostlarım. Görüşmek üzere. İsmail'in tableti de orada. Sağ ol oğlum, ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Mamamıza unutma, minibüslere biri verin. Tamam mı? Eforun arkasında minibüs durakları var. Oraya mı geçti? He, orada. Çarşıya gelmene gerek yok çoğulaki. Yok yok. Direkt geliyor annem. Eforun o bahçesi var ya. Orada durak. Onlar beni arar. Ben gider alırım sağlık ocağının oradan. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim oğlum. Allah razı olsun. Güle güle git. Tekerine taş değmezsin. Biraz uykusuz teyzeler ya, inşallah gider. Şii'den kahve iç. Handegil'den hem kahve iç. Ha, gerçi doğru Ayhan. Biraz sen sür giderken, bu yorgun ya. Sen yorgun değilsin. O gece geldi. Seninle o bir mi? Babasını da götürüyor can dostlarım. 3 gün Ayhan kardeşiniz torununu görmedi biliyorsunuz. Biz eve koydular emanetlerini. Adaşımı görmeye gidiyorum diyor. Kapımızı ne mi örtüyor? Soba kovalarımızı doldurmuşlar. Komür, odun. Tamam mı? Dur. Sen tamamsın. Bir şey diyor musun? Ne diyeyim, Allah razı olsun. Mama işimizi halledin. Başka bir şey istemiyorum. Durmuş o işe hallet. Minibüslere ver. Hande'de de bir kahve için. Yolunuz açık olsun. Güle güle gidin. Allah'a emanet olun. Haydi oğlum. Allah razı olsun. Yolun bahtın açık olsun. Haydi kuzum. Güle güle gitsinler can dostlarım. Mamayı da Durmuşgil Isparta'da çocuğa hip diye bir mama kullanıyormuş can dostlarım. O da aralarda satılmıyor. Sadece Bebe diye bir mağaza var. Orada satılıyormuş. O yüzden Aksaray'da da çok sapa bir yerde. Durmuş da şimdi evine gidiyor. Evine bakacak. Evinin taraftaymış o mağazada. Oradan bir aylık dedi anne, ben mamayı alayım. Minibüslere verecek. Ben de gidip minibüslerden alacağım. Sütü geliyor mu? Azar 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 azar. Sanki biraz sitmeye başladı ama gelene kadar yine de şırıngayla ağzına akı diyorum. O yüzden abdamil aldıydı dedesi. Onu şitmedi pek durmuş. Anne onda gaz çok diyor. Abdamil aşırı gaz yapıyor diyor. O yüzden bip diye. Yine de tam net şitmeyim. İsmini sonra söylerim. Herhalde bip miydi? Öyle bir mama varmış. Onun büyük 600 gramlıktan 2 kutu alıp şimdi minibüslere vereyim anne. En azından bir çok aç kalırsa, emmezse, huzursuzluk şey derse verirsin dedi. Ben de tamam dedim. Bir bulaşığı yıkayıp da çıkamadım. Kah yıkadım, birazını yıkadım, birazını duruladım, birazını yıkadım, birazını duruladım. Öyle. Daha süpürgen burada, odaları topladım. Kafana çıkma anne. Televizyonun altına koyduk. Burayı da böyle şu sepete de malzemelerini koyduk. Şurada da tellikleri var. Anca böyle oldu. Tamam. Birazcık mama içirdim. Bulaşığım da şöyle. Bulaşığım birazını yıkayım, birazını koyuyorum. Can dostlarım. Şurayı birazını duruladım. Birazı şöyle. Şunlar yıkanmış, onlar yıkanacak. Sinir tepsiyle. Şu sepetleri de Şide'ydi, oradan getirdi. Durmuş. Şöyle. Buzdolabının içine. Şöyle de ilaçları. Fulya kızın. Ha can dostlarım. Dün buradan da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Dün biz video çektikten sonra biz videoyu erken paylaştık ya. Erken paylaştığımız için Nevşehir'den bizi bir takipçimiz görmüş. Komşusuna varmış, rica etmiş. Demiş ki böyle böyle benim bir takip ettiğim kanal vardı. Şu an Nevşehir'deymiş. Ne olur gidelim diye. Allah bir değil bin kere razı olsun. Komşusu da kırmamış. Dün bizi ziyarete geldiler. Bayağı bir yarım saat kadar oturduk. Allah razı olsun. İsimlerini de söylemeyeyim. Yani şey etmedik. Ama çok iyi bir bayanlardı. İkisine de teşekkür ederim. Birisi beni takip etmeye yormuşmuş. Komşusu rica ettiği için gelmiş ama o da yanımızda abone oldu. O da takip etmeye başladı. Buradan onlara selam olsun. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Allah razı olsun arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Vallahi bu devirde kimse kimseye ne gider, ne gelir, ne yolunu çeker ama
Demek ki sizlere bir şeyler vermişsim ki ya da Fulyan bir şeyler vermiş ki geldiniz. Allah razı olsun. Bebeğimizi de sevdiler. Fulya'yla da oturdular, sohbet ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani dün takipçilerim geldi hastaneye. Sağ olsunlar. Buradan Nevşehir'deki bütün takipçilerime selam olsun. Videoyu erken attığım için görmüşler Nevşehir'de olduğumu. O yüzden dedi geldim dedi. Buradan da teşekkür edeyim can dostlarım. Ben bulaşığımı yıkayım. Ondan sonra beşiğe yatırdıydım. Şöyle göstereyim. Beşiğe yatırdıydım. Kiri ağladı durmadı. Aşağıda da biz arabayı hazırlarken Fulya da dedi anne ben kalkamam birden. Yanıma koy dedi. Yanına koydum. Öylelikle onları da uğurladım. Şimdi bulaşıklarımı yıkayayım. Çamaşırımı sereyim. Bal kızım uyanırsa da buraya bir süpürge açayım. Uyanmazsa gırgırlayayım. Öbür taraflara da bir süpürge açayım can dostlarım. Ondan sonra Fulya Can'a bir çorba pişireyim. Ondan sonra da Fulya'nın evine gidip geleyim. Oradan getirilecek malzemeler var. Bez getireceğim. Fulya başka? Sarı imeni. Sarıların içine yatırdım sarılık olmasınlar diye. Ondan sonra yorgan setini getireceğim. Kundaklarını getireceğim. Kundaklar, oradaki kundakları getirmediydik biz. Bu benim aldığım kundağıdı burada battaniyesinden. Bunları öylece şey atacağım, makineye atacağım akşam. Makine deterjanımız var orada. Dali'nin makine deterjanını aldıydık. Onu getireceğim. Ondan sonra şu sepeti de bunları ayarladım. İyi oluyor. Oradan da şey yapıyorum. Sobayı da full yaktık, ısıttık içli dışlı. Durmuşum dedi çatlayacağım diyor. Bir dedim içeri dışarı ısınsın ondan sonra normale şidelim. Durmuşta bir alet varmış da onu da alabilirim dedi Fulya şimdi. Anne alayım da dedi 25 dereceye ayarlan evi dedi. Düştü mü ısıyı tekrar açın dedi. Termometre gibi. Ha o sürekli dedi burası 25 derecede olsun dedi. Fulya şeyin adı neydi mamanı? Şimdiki kullandı mı? Yok yok atlamış şimdiki. Abini şimdi Aksaray'dan alıp göndereceği. Bir şey dur bakayım. O nerede satılıyormuş sadece? Sadece ebebekler. Ha ebebek can dostları yine kusura bakma ya. Diyemedim. Yani Durmuş'un doktoru onu önerdi. O kadar şey ki doktoruna bak şimdi gaz var diye çocuğun gazı var diye telefon açtı. Özel hastane olduğu için hemen bağladılar. Oradan doktoruyla konuştu. Zaten yeni çıkmış hemen. Aynen sadece bu mamayı öneriyorlarmış. Bip miydi Fulya? Bip değil. Dur bakayım bulacağım. Biz onu araştırdık buralardan. İnternetten bile araştırdık ama yok. Getirtireceğim ben onu. Şimdi 600 gramdan 2 kutu alacak. Minibüslere verecek. Şimdiki kullandığımız Aptamil. Ne? Organik bebe sütü hip. Hip. Hip mi? Hı hı. Hipmiş. Organik bebe sütü hip. Hem gazı azmış hem besleme gücü daha yükselmiş hem de suyu filan yükselmiş değil mi Fulya? Anne sütünden tabii ki eş değer olamaz ama anne sütüne biraz daha yakın olan mamaymış. O da sadece ey bebeklerde varmış. Başka bir hiçbir yerde yokmuş. O yüzden anne dedi ben dedi oradan 600'lükten 2 tane alayım. O da bir aydan fazla giderdi değil mi? Emse de dedi yani ikisi bir arada bir aydan fazla gider. O zamana kadar da bir araba filan tek gelirse yolunuzun o taraftan tekrar iki diye alırsınız dedi. Bakalım. Öyle can dostlarım biraz sonra görüşelim. İlerleyen saatlerde. Can dostlarım nasıl yoruldum nasıl yoruldum. Fulya'nın dediği nasıl yoruldum nasıl yoruldum. Artık şey sessize barıştık. Gerçi pek sesten etkilenmemesi için daha gayret gösteriyor da. Şeye gittim. Sağlık ocağının oraya. Orada minibüs bekledim. Minibüste bayağı iş geldi. Niye saatin dediniz ki? Bilmiyorum ki. Arkadaşlarım şöyle. Dayısını almıştı. Ha? Dayısını almıştı. Dayısı almış. Minibüse de binmiş. Şöyleymiş can dostlarım. Bu mama sadece burada varmış. Ebebekte var. Başka yerde. Başka yerde varmış. Organik bebek sütü diyor. Gözümde görmüyor. Dışarıdan hızımla geldim.
Çünkü çok bekledim. Bu sırada Kohan 600 grammış kızım. Çok nasıl güzel işte. Şovunu bitirene kadar yine acırım ben hatta bile. Onu bitirelim. He canım. Buna öyle başlayalım. Şurada makine deterjanı. Birazdan sisini değiştireyim. Fulyanın evinden geliyor. İndim çıktım, indim çıktım orada da. İyice yoruldum. Sarıların içine de yatırdım bunları. Bunlar artık kobiyeni düşürdü mü? Bunlar o zaman lazım olacak. Açacaklar. Kobiye düşmeyince banyo yapmayacak. 10 gün sonra Hulya'nın da kontrolü var. Burada bezleri çokça getirdim. Bir diğer gidip gidip gelmeyelim diye. Yorganını getirdim can dostlarım. Ondan sonra biraz sıçraması oluyordu. Hocaya danıştık. 5 iğne şeyi koydum. Küçük bir şöyle Yasin kitabı koydum. Sardım, beze sar koysun demiş. Beze sardım koydum. Bunlar da şeyi. Şu acer sepeti de fulya kıyafet getirmedim. Niye? Ne bileyim burada var diye. Ha. Desin sen niye gittin de? Şey getirdim. Kundak benim getirdim de. Kablosunu getirdim. Ha. Şu kundağını getirdim. Şöyle. Hamusunu getirdim. Bunları makineye atacağım ya. Bunları makineye atayım şunu yine. Yıkansın. Hazır olsun. Şunlar banyo havlusu. Prensesimin. Bal kızım. Teyzeleri bal kızım. Şunu da şeyde giydireceğim can dostlarım. Adını sen söyle. Hocalarına, kocağına verirken giydireceğim. Şunlar var ya Fulya bak daha iki takım var. Şöyle bak. Tamam. Daha bir diye var. Ondan sonra ağlayacak. Babam arıyor. Kapadı. Ayhan kardeş. Şu da Ayhan'ın bunda. Can dostlarım. Hande anne ille giysin. Şey, bu da Ayhan'dan kalma diye getirmiş. Teyzesinin onu da kardola başlaydın baş köşede. He canım. Daha yarım kaldı şu kıyafetler diyordum. Şu yedek herhalde Fulya. Demezsin. Bunu koyup ne bileyim yastığa koysak mı ki daha da? Koymazsak mı diye düşünmek değil. Can dostlarım kafasını yastığa koyun mu? Çocuk şitmeyi de unutmuşsun. Şunları da isminin konduğunda şeydireceğim, giydireceğim. Dün hastane çıkışı giydirmedik. Sözde hastane çıkışıydı ama giydirmedik can dostları. Yıkadı, ütüledi kızcağım da giyemedi çocuğu. Giydirmedik. Şu şeysini kullanalım ama. Onu çek attım. Kullanalım. Bunu adının konduğu gün hocaların kucağına verdiğimiz gün bu şeysiyle verelim. İnşallah çekimini çekeceğim size. Can dostlarım. İsmi konurken. Çünkü buradan teşekkür ediyorum Seval bacıma. Allah razı olsun. Fulya'mla Armin'ime Yasin hatmi indi iki kere. İki tane Yasin hatmi indirdi Seval bacım. Arkadaşlarını aramış hep o gün bu doğuma girince. Çünkü tesadüf üzerine şiitti. Aradıydı. Tesadüf üzerine hem Seval bacımla konuştum. Hem Pınar bacımla konuştum. Hele Pınar bacımın aradığında iyice her şeye gidiyordu. Sezeryana giriyordu. Hazırlıyorlardı. Tam beni ağlıyordum aradığında. O da ağlama bacım ben seni biraz sonra ararım dedi. Ondan sonra bunlar şey dedim Fulya. Bunlar sepette kalsın anne. Şunlar makineye atacak. Bunları şuraya koyun. Öbür bezlerine bunları da makineye atayım şimdi hemen. Anam şu çoraplarına ne mi? Bakın teyzeler, anneanneleri. Gördünüz mü kızımın çorapların neyim? Anneannelere. Şimdi şu çarşafını sereyim. Ondan sonra acaba şu ilazını yiyenler şu poşete koyma ağzını bağlayın şunları.
Şöyle. Bunları getirdim ki bulunsun diye. Şuna materyalizden alacağımış. Teyzeler azıcık azıcık emmeye başladı da sütü yok. Yine de şey diyorum ben. Emzirmeye çalışıyorum yani. Çocuğumuz da tutuyor. Şey boğazla. Emmeye çalışıyor öyle ya. Sarı yemenisi de Peryem nenesinin yemenisiymiş. Ruziye bacım gönderdi. Sarı yemeni şeyleri de bulamadım ben. Bacı canına. Sevil bacımız kut oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Geri bura çektik. Şuradan şura çektik. Buradan Zabah Durmuş geldi. Oradan bura çektik. Durmuş da bir sürpriz oldu. Sana ama şeye dörtte mi yazmış Fulya? Sana ne yazmış? Ben tadını biliyordum ki. Geleceğini. Pembeliş pembeliş bir yatsın kız çemberim. Dur. Şöyle dört kat edeyim. İçinin böyle olduğuna bakma. Biz büyük bir şeye göre aldık ya. Yine de Fulya illa ne yorganını getir burada kullanalım dedi. Ne zaman gidecek? Ne zaman kullanacak? Ben de her şeysini kullanırım. Yaza kadar kullanamam dedi öbür odayı. Hemen şu tülü de. Sabahtan beri bu tülünün. Can dostlarım yastığa olsam mı olmasam mı havasını? Olsam mı olmasam mı ne bileyim tedirginim. Koyun mu? Koyun derseniz yazın. Yastığa olun diye. Bunun altına da Yasin koydu. Annem pofidik pofidik oldu bu iş. Pofidik pofidik oldu. Kalk kız. Kalk bal kızım. Kalk. Yaşar gibi sen de duruyorsun yine kızım. Alıştık ya balıma. Öbür isim ha tez geliyor Armenliğim. Sürekli balım dediniz dediniz son üstü değiştirdiniz. Şöyle. Dur. Dur anam dur. Şunun arasına şey diyeyim şöyle. Babanın adı Fulya'nın içim geçmiş. Onu da Yaşar aramış üst üstüne. Ulaşamayınca panik gitmiş. Niye panik gidiyorsun dedim. Ben de lan evdeydi. Şiğne konuşuyordu dedim. Arkadaşıyla. Feray'la konuşuyordu dedim. Feray da ya Berat'la da konuştu. Öyle de. Yoksa biz bu sırada öbürü olur, bu sırada değil. Selam sallaydı. Vera kızım, buradan da seni öpüyorum. Sen de güle güle büyüt bebişini. Kızıma çok destek oldun, Allah razı olsun. Her şeyi ona soruyor mu? Annem benim, teşekkür ederim. 4 aylıkta senin kızın var. İpek. İpek mi ismi? İpek'e de buradan öpüyorum. İpek gibidir kesin. Çünkü ses tonundan çok güzel bir şeye benzeyiyorum. Kızçaya benzeyiyorum. İnşallah çok güzel kızçasındır. Şöyle yatağım bak yükselttim gördün mü? Göremiyorum ben. Göremiyorum diyor can dostlarım. Göremiyorum diyor sapalıyor. Sana kahve suyu koyacağım. Sen öyle tuta dur. Hemen bir kettle'ı çalıştırayım. Yoksa kahve içmen gerekiyormuş. Ben bu yatma işinden hiç hoşlanmadım. Yoruyum anne mecbursun. Yapacak bir şey yok annem. Keşke kalkabilsin de kalksın Fulya. Şöyle kalın battaniyesine şöyle pofidik koyalım yatsın. Şimdi mi? Yok. Şimdi mi koyayım? Yok yatıyor elime. Ama kahve içeceğim. Şöyle döndür koyayım. Koyduktan giriş edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım. Anneannesinin prensesiymiş bu. Anneanneleri kız. Bu kız prensesiymiş kız. Bir çocuk bu kadar mı babaya benzer? Bu kadar mı babaya benzer? Hiç mi... Şey etmedin kendine ne bakmadın aynada. Hiç durmadan babaya mı baktın? Anneanneleri kız. Aynı baba bu kız. Aynı babası. Uyandı mı anne? Yok. Değil de yaşa şey iyice coştu. O benim kızım diyor sapalıyor adam. Ne bakma da kahvayı bozacak diye korkuyorum. Gösterebilirim. Koydum beşiğe. Koydun mu? Şurada sarı yemeğimizi. Yatak sarı, yorgan sarı, imeni sarı. Anne iyi koy da düşüp ne bitmesin üstüne. Sarımız da evde yok herhalde. Anne şeyden ağrı olsun da bir şişikten. Bunu alır mı şeyler? Annem bunu almaz kız. Niye bulmazsın? Tamam. Ama... Uyusun. Bugün saat 4'e kadar beni dilkine tuttu. Öyle de bir diyor ya anne. Ey kızım.
Ağlıyor diyorum. Şöyle içeriği gösterelim. Mutfağı biraz söndüreyim. Sonra bir ışık gelmesin. Ben yattığımda kameramanlık yaparım sana. Ha. Sen oradan kameramanlık yap bana. Tamam. Şu dolabı da şuna çektim. Ama fulyasızlık bir zormuş, bir zormuş, bir zormuş. Can dostlarım bir zormuş. Görülüyor mu? Tam hash fresh değilsin. Anne kavasını yastığa mı koydun? Kavasını mı? Evet. Koydum. Orman diyorsanız koymayalım. Ben çocuk büyütmeyi unutmuşsun. Can dostları unutmuşsun. Anne kayısıyı bitirdin. Poşet miydi? Ben de kayısı koyacağım. Hep bitirdin bitirdim mi? Bitirdim. Gülüye kayısı çiğitti Gülüye. Tarıkçımız çiğ getirmiş. Başka bir takipçimiz orada, bizi tanıyan birisi. Bir poşet kayısı getirmiş. Ne koyacaktım? Sana şunu koyacağım. Aslında Umut. Dokanan mı bilmiyorum, Umut okunması lazım. Dokanmaz. İnternetten araştır, olmaz sonra koyacağım bu. Bir şey olmaz mı? Bir akşam kim aldı? Akşam bunu yuttun mu? Yuttum. Tamam. Günde 3 sefer şey içecek. Ağrı kesici. Kahve. Ağrı kesici dedi. Ağrı kesici yutmayınca kendime broş hissediyorum. Alıştım ya. Ama 9 ayda da çap yutmadı ben ne böyle hap. He. Kahvesini karıştırayım da sonra bakacağım ne var kutu baktı neyimdir. Ya. Lan kormayayım ben kız. Aklan aradı mı? Kaçta çıkmışlar burada? Ha, abim gel mi? He. Ne bileyim valla bir saat neyim olmadı daha da konuşalım. İsmail gel cipsi şoşu almışlar. Şeye mi? Çocuklara mı? He. Tablet de şarta koymuşlar. Nasıl kalkacak? Dur. Kalk sen kalk. Ben tutayım onu. Bir zamanki çektiğim videoda ben kalan gözümü çekip çekmişsin beni. Ha, ne yoruyum amanı. Hey bacılarım ne yoruyum. Ben keserim. Hadi kalk. Abu yavaş dur tepsini alayım. Dur dur dur. Dur anam dur tepsini alayım. Dur. Böyle işte can dostlarım. Ekran niye pır 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 ediyor? Ne? Pır pır. Kahveden şey koktum. Beni ne yapmadın? Aman. Kahvede ne bileyim kendime de yapsamaydım ki. Ağzım yüzüm yaraya içemiyorum. Annem azıcık daha yemen arkanda. Tokan da arkanda mıydı ki? Yemenisini örtün de göstereyim can dostlarım. Beni mi? He. Dur. Fulanın üzerini değiştirdik bugün. Saçlarımla oynuyorum. Pijamasını çıkarttık. Hilya'nın şeyi penye giydi.
Hoca neler gibi? He şeydir. Benim bu peyniri çok seviyor ya. Bolmuş da rahat diyormuş bunda. Ama yatarken bir diğer yılanı çıkar. Ama gerçi gezmişsin de anca şeyi. Hı-hı. Yürüyüş yapıyor canlı. Her yarım saatte kalkması gerekiyor. Zorum işte ya. Ay. Azıcık çek kendini yukarı. Hadi anne. Şeyin yatağın demiri vardı can dostlarım. Kendisini çekiyordu. Oturup kalkarken rahatıdı. Nasıl idi işte onu diyorum zulüm diye. Ellerimi tuttum mu kaldırıyordu o beni. Kaldırmıyor. Yavaş anne. Bismillah çek. Bismillah çek. Kaldırma. Ben kaldırayım da geri döneyim size bacı canlar. Şöyle göstereyim. Şöyle çekeyim size. Pırpır diyor. Azıcık azıcık hülyayı göstereyim. Göster. Sen niye ne yapardın? Kıldırma kız. Bay bay. Ne oluyorsunuz can dostlar? Öyle. Gelin kahve içelim. Nasıl içiyorum de? Günlük 3 tane içiyorum. Narkoz atacağım de. Şuralarım ağrıyor içmeyince. Can dostlarım, oraları niye aradığında bir anlat da dinlesin teyzelerin. Bir anlat. Doktorun dediğini tutmadım. Ameliyete girmiş. Narkoz viren abisi depesinde demiş ki buna. Kımıldama, başını kımıldatma demiş. Kımıldatma dedi. Bu da şey olmuş. Ne oldum? Panik olmuş. Eşik oldum. O adam direkt diyorsa onu takip ettim arkamdan önümden. Kızım sağa sola kafanı döndürmedirmiş ki ne döndürürmüş. Nire giderse adamlar ne yaparsa onları takip edermiş. Onları takip ettim. Yattım. Ta sonra doktora demiş ki Fulyacığım kafanı oynatma bak sonra ağrı yapacak demiş. Yok getirdiler bunu. Şey veren adam dedi ki bana getiren adam. Abla dedi kafasını çok oynattı dedi sen oynatmamaya çalış dedi. 100 mü dedim, 101 kere mi dedim, 102 kere mi dedim. Fulyacığım kafanı oynatma. Ha bir oynattı. Şimdi de diyor boynum ağrıyor. Niren ağrıyor? Şuradan ağrıyor. Hı. Öyle o işte teyzeler. Abu. Gördünüz mü? Ne gibisin? Zıpçık. Bana bir şey olmaz. Kızım ağrıyor. Ben güldürmem ki kendini gülüyorsun. Ben mi gülüyorum bacı canlar? Hah. İş kızım. Yıkılmadım ayaklarım dertlerimle baş başayım. Doğumda. Doğumda kime ne olmuş? Bu hayatın ve kanunun şeyleri. Yok benim bir şeyim yok ki. Ben de şey oturumla gelim. Sancı çekmedim, şey itmedim. Bir de sancı çeksen ne öğreceydin? Gram sancı çekmedi. Gram. Gayet de normal. Ben normal gittim. Benim bir sancım bile yoktu doktor hastaneye girdiğimde. Saat 8'de ağrım gittik. Ağrım vardı. Ne sızın? Saat 8'de gittik. 11'e kadar da biz daha oturduk ikimiz. Oradaki yanımı sağ selamet aldın mı? Seni de sağ selamet getirip aynen. Yatırdın mı? Ben doğduğumu bile bilemedim. Mesela herkes değişik şey anlatıyor doğum hikayesi. Öleceğim benim sandım herhalde. Gayet de hiçbir şeyim yok vallahi. Sadece sırıntım oturup kalkamıyorum. Ama orada beni bekleyen melekler varmıştı. Hiç. Ha. Ağrısız sancısız doğurdum. Allah herkes öyle doğmasın. Amin. İnşallah kızım. İnşallah. Kimseye darda koymasın. Valla öbür yanındalar bir şu anda bağırıyor. Bir şu anda bağırıyor. Anne diyor ben öyle doğurmayacağım diyor. Bunların diye bir ses geliyor. Ne bileyim. Gayet iyiydim. Kalbin temin oldum. Her şeyin dört 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 gider. Olmadı mıydı ya? Olmayanlar da öyle mesajlar yazar. Aynen. Şöyle hitaba başlarsanız şöyle düzmeye. Ana. Öyle. Bu kadar yeter Fulya'yı görmeniz. Sıra yaralı beni görün. Öyle can dostları. Mama. Ana. Dünya bu. Ama sen de yiyeceğiz. Sen bacınız yoruldu. Yiyeyim mi de annem? İyi. Ama çatalım ağzım yara uzun. No, ama ne olacak dur, abi? Ağzım yara annem. Dur elinden al. Dur sen onu ye. Buzu elimizden yiyemek mi sanki? Olsun annem. Bakım süper. Ben hiç kalkmam o zaman böyle gidersen. Benim ağzım yara. Dünkü takipçilerin getirdiğimiz o. He. Onlar da Allah razı olsun. Kimse kimseye gitmez. He Allah bir değil. Bir kere razı olsun. Öyle can dostlarım. Evleri sildim süpürdüm. Bir makine çamaşır attım. Bulaşıkları 2-3 kere bıraksam da bulaşıkları da yıkadım. Durmuşu gönderdim.
Hülya'nın evine gittim, malzemeleri aldım geldim. Oradan minibüse gittim. Minibüsten mamalar aldım geldim. İnanır mısınız? Şu ayaklarım, şu diz kapaklarım şöyle gımıl 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 ediyor. Yorgunluktan. Acık da belimi ağrıtmışım. Herhalde Hülya'da ağrıttım belimi. Kaldıramadım, indiremedim. Bu da kendini bir şöyle şey demedi ilk geldiği gün. Sonra yavaş yavaş kendini... Şimdi bir çenellemiyorum. Kendini iniyor, gidiyor, gibi kendi gelip yatıyor. Genellemiyorum artık. Az buçukta bebeğimiz yalanmaya başladı. İnşallah emer. Sütümüz de gelir inşallah. Can dostlarım, son durumumuz bu. Bize bir değişiklik yoktu. Bizim Otis Parti'ye gitti. Fulya'nın muayenesine kadar ben gelirim dedi. 10 gün sonra gelin dedi. Bebeğimiz 3 gün kaldı. Perşembe günü bebeğimizin topuk kanı alınacak. Kulak testinden geçti. Bebeğimiz orada topuk kanı alındı. Ondan sonra doktor 2 kere muayene etti. Bıngıldağına baktı son geldiğinde. Avucunun içine alet koyuyorlar, nabzını ölçtüler. Gayet iyi dediler. Bir sorun yok dediler. Çok şükür. Ondan sonra can dostlarım. Başka ne var? Hülya'da muayene etti. Dikişi iyi dedi. Dikişin iyiydi. Hiçbir şey yok dedi. Eskiden kanına nem bastırırlardı. Artık o bastırma nem gitmiş. Hülya diyorum ki valla ne var? Kestim. Ama kum torbası vardı anne. Kum torbası. Eskiden nasıl basarlardı bizim valla. Kum torbası koydular, o da tek 2 saat durdu. 2 saatten sonra onu da aldılar. Ağrıyor dedin, geldi hemşire aldı yazdı hemen. Ondan sonra bunun sağlığı da iyi. İşte cuma, perşembe 5 gün sonra, sağlık ocağına 5 gün sonra, doğum yaptıktan 5 gün sonra. Cumartesi saymaya yok. Pazar günü 1, pazartesi 2, salı 3, çarşamba 4, perşembe günü topuk kanı alınacak. Aynen. Peşime günü sabahına götüreyim, aldırayım, geleyim. Hı hı. Ondan sonra bir diğer hafta 10 gün hangi güne dek geliyor? Bir diğer haftanın belki de perşembeye neyim. İkisinin de kontrolü var. Nevşehir'e son gidecek çünkü ameliyat yapan doktorun görmesi gerekiyormuş. Kendi doktoruna bile ne gitmeyecek? Çiğdem Hanım'a gidecek değil mi? Hı hı. Hatta Çiğdem Hanım dedi ki randevu almanıza gerek yok dedi bana. Dördüncü kata gelin dedi. Buradan haber versin bana ebeler. Ben buradan muayene ederim dedi. Öyle miydi? Ben dedim de nasıl alacak ama belki alamazsak sen nasıl bulacak dedim. O da dedi ki randevu almanıza gerek yok. Hı. Bu kata gelin. Buradaki ebelere söyleyin. Hı. Onlar bana haber verir. Ben gelin muayene ederim dedi. Ama ben yoksam oğlum, bir işim olur yoksam doktorumuza gidin dedi. Yani doktorumuz kim? Bilge Yavuz Kekeç. Ona gidecek. Bebek doktorumuzda doğumda hangisiydi ki onu sormadık Hülya. Hangisiydi senin doğumda doktor? O. Yo, bebek doktoru da varmışmış. Onu bilmem da. Sabah gelen. Beni kesip biçen oydu. Yo, şeyi, çocuk doktoru. O kesiyor ama bebek doktoru almış. Bebeğe. Öyle mi? Ben bilmem, görmedim. İşte sabah geldi ya. Resfestik ne verdin diyerekten. Kızı yerine seviyorum. Allah'ım kulak testinde. Allah'ım yarabbim. Çocuğumu da bilmemişler. Önce uyusun diye gözüne baktılar, uyudular, ondan sonra da uyandırdılar. Buradan da selam olsun. Ebeler, doktorlar, hemşireler. İzlerler mi ki kız? Bir şekilde izleriz, şiirimiz gidecek. Abone benim yanımda çoğu abone oldu. Aman bir bildirimimiz gitti mi, bunlar ne yapıyor diye meraklan ne şey diyor diye de. Kızımız büyüyor mu diye merakımızdan yine izlerik diyor. Meraklarından yine izlerler. Öyle can dostlarım. Dünyamız bu, hayatımız bu, çevremiz bu, gelişatımız bu, gidişatımız bu. Bir şey yok. Az sonra bir yaklamaya başlarız. Sesini de duyduğumuz bir uyuttuk. Azıcık bir şey ettik. Emzirmeye çalıştık, uyuttuk. Ona bakma. Gündüz uyursa gece bu 14'e kadar gitti bize. Hayır. İki baban gezdirdi. Ben içiriyorum. Babana diyorum ki kalk ayağa abi, gazını çıkar şunun diyorum. O bir dolanıyor. Şurada yatak var. Gazını çıkarmaya çalışıyor. Sonra saat 5'ten sonra bir uyandı, ona babam şey itti, kalktı. Ben çıkarmadım. He. Ben uyudum. Benim uyandığımda babamdaydı. He, babam da dedi ki sen yat dedi. Çünkü saat 5'te kiri odun atıyoruz obaya. Gece komür attırmadım. 2 tane kutu koydurdum. Dedim bebek küçük daha komürde sineğim olur. Hmm. Öğleliğine şey ittik. Can dostlarım, durumumuz bu. Azıcık bir hani Fulya'ya ben çorba pişireceğim.
Ondan sonra inanır mısınız kahvaltıyı yaptığım saati de unuttum. Ne yediğimi de hiç hatırlamıyorum. Açlıktan da halim dermanım kesildi. Ne pişireyim onu da bir. Ha, kuru fasulye var daha bugün ki. Ben yeme. Sen yeme. Sana çorba pişireyim. Kendime daha sıcak fasulye ısıtayım. Şurada da 2-3 acı biberle. Onu yiyeyim. Ne bileyim ne uğrayayım işte öyle bir şeyler yiyeyim. Hatta başka bir şeyim ama çorbayı mecbur içeceğim. Can dostlarım, yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevilin, dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Saygıyla kalın. Hepinize hayırlı akşamlar can dostlarım. Candan cana, candan öte dostlarım. Hepinize hayırlı akşamlar. Ayrıyeten buradan bak sabahtan belli söyleyeyim diyorum, bunu diyorum. Raziye koca baş bacıma selam olsun. Allah'ın torununa şifa versin. Son durumu ne, ne değil onu da bilmiyorum. Numarası olmadığı için arayıp bir bilgi de alamadım. Sadece YouTube'dan yazdım. O da yazmış bana ama neden ne şekil yaptığından hiç haberim yok. Buradan Raziye koca baş bacıma selam olsun. Rabbim şifasını versin. Raziye bacım. Allah'ım yandığı yerde söndürmeyi nasip etsin. Söndürsün. Allah'ım hiç kimseye evlat acısıyla sınamasın. Hastalığına sınamasın. Buradan da sana selam olsun. Çok büyük geçmiş olsun bacım. Hepinize hayırlı akşamlar can dostlarım. Bay bay.